Buyurun çayınız. Tanrı seni korusun canım yavrum. Yüzün hep gülsün. Hayır, duanızdan başka ne isterim ki? Dualarım her zaman seninle olacak. Hayatta olmasam bile. Yine başladım bak şöyle konuşmaya. Biliyor musun? 2 gündür rüyamda devamlı babanı görüyorum. Ona yakın zamanda yanına gitmeyeceğimi söyledim. Allah esirgesin. Ne biçim şeyler söylüyorsun? Canım benim, herkesin zamanı gelecek. Ben Tanrım'dan senin evlendiğini görmeyi nasip etmesi ve ait olduğun biriyle mutlu olduğunu görebilene kadar yaşamayı nasip etmesini istiyorum, o kadar. Her gün benden kurtulmayı düşünüyorsun yani, öyle mi? Canım, senden kurtulmak falan istemiyorum. Mürüvvetini görmek, evlenmeni istiyorum. Ben kahvaltı hazırlayacağım. Seher de gelir belki. Eğer teyzem onu uyandırmaya başarabilirse. Seher! Seher! Kalk Seher! Her gün böylesin, geç kalıyorsun. Sonra doğru düzgün makyaj yapmadan ofisine gidiyorsun. Sana 1000 kere dedim ki eğer çekici görünmezsen kimse değil, seninle evlenmek seni fark etmez bile. Anladın mı beni kızım? Beni dinliyor musun sen? Sana diyorum. Dinliyorum anne. Bu zamanda iyi kısmet bulmak iyice zorlaştı. Güzel kızların çoğu uygun kısmetleri havada kapmayı bekliyorlar. Ve benim kızım da bu durumu hiç önemsemiyor. Kalkacak mısın yoksa kalkmayacak mısın? Hadi ama. Anne, lütfen evlilik dışında bir şey hakkında konuşur musun biraz? Ofise giderken otobüse binmek zorundayım. Ama kızlar düz ayakkabıyla kısa görünüyormuş diye benden topuklu ayakkabı giymemi istiyorsun anne. Evet. Nesi yanlış ki bunun, ha? İnsanlar uzun boylu kızlar sever. O kızlar da hemen evlenirler. Anladın mı? Anne, ağzını açıyorsun evlilik, kapatıyorsun evlilik. Adeta beni savaşa hazırlıyor gibisin. Babam da bana araba almadı zaten. Eğer almış olsaydı ofise arabayla giderdim. Ne yapalım, onu bu eve doğmadan önce düşünecektin. Biz orta sınıf bir aileyiz, sen zengin birinin kızı değilsin. Tanrı'ya bize para vermesi için dua et. Gerçi ondan da umudumu kestim artık. Baban 30 yıldır şu eski dükkanı işletiyor. Düğün sezonu geldiğinde işi başından aşkın oluyor ama yılın geri kalanındaysa sorunlar hep devam ediyor. Ne yapacak adam? Yapacak hiçbir şey yok. Hey Seher, senin düğününde çekimler için para ödemeyiz. Ha? Hay başıma. Baksana, saçmalamaya başladım yine. Farhan'ı da uyandırmam lazım. İkiniz de aynısınız. Sen ofise, o okula her zaman geç kalırsınız. Ama gezmeye gelince zamanında her zaman kaçabilirsiniz. Ailenizi sinir etmedi, üstünüze yok. Kalk hemen. Tamam. Hey. Nereye böyle bakayım? Hem... Ne sürme çekmişsin ne de saçını düzgün taramışsın. Ofise nasıl gideceksin? Ofise böyle gidemezsin. Sana daha kaç kere bu kılıkta etrafta dolanmaman gerektiğini söyleyeceğim ben. Anlatamıyor muyum sana? İnsanlar ne der sonra? Bu kız da giyinmeyi bilmiyormuş mu desinler istiyorsun? Anne, ben ofise ne zaman böyle gitmişim? Dışarıya böyle mi çıkıyorum ben? Tehzeeb sevdiğim pidelerden yapmış. Mis gibi koktu, acıktım ben. Hadi aşağı in biraz... Kahvaltı edeceğim, sonra da yukarı çıkıp ofise gitmek için hazırlanacağım. Anlamadan etmeden azarlamaya başlıyorsun beni. Neden? Burada yiyecek bulamıyor musunuz kızım? Arada bir de kendi evinde yemek ye. İkiniz de alt kattakilere sardınız iyice ama. Anne, nedir bu alt kattakiler lafı? Sana kaç defa onlara teyze ve Tehzeeb demelisin dedim. Çocukluğumdan beri Tehzeeb'le kahvaltı etmeye alışkın olduğumu gayet iyi biliyorsun. Ama bir gün olsun beni azarlamayı aksatmadın. Gidiyorum ben, tamam mı? Yeter bu kadar. Bana bak sen. Anne, döndüğümde dinlerim. Şimdi gidip alt katta kahvaltı edeceğim ve sonra da ofise gideceğim, tamam mı? Bu kız hiç evde durmuyor. Ya ofise ya Tehzeeb'e gidiyor. Ya ofis ya Tehzeeb. Her gün aynı şey. Selamünaleyküm teyzeciğim. Ve aleykümselam ve aleykümselam. Ömrün bol olsun. Hep mutlu ol. Sabah ibadetini yaptın mı canım? İbadet? Teyzeciğim, ibadet. Ben aslında bugün çok geç uyandım da. Ama yarın tamamlarım, olur mu? Şu aptal şeytan erken uyanmama müsaade etmiyor bir türlü. Tamam o zaman. Söyle bakalım, kahvaltını yaptın mı? Hayır teyzeciğim. Kızım bana hiç vakitli kahvaltı yaptırmıyor. Ha? Ne? Şaka yapıyorum teyze. Teyze çok iyi biri. Baksana. Ne kadar da lezzetli kokuyor. Kim o? Kim bensiz kahvaltı ediyor? Daha başlamadık. Gel bize katıl. Tam zamanında geldin. Sen olmadan yeseydik boğazımızda kalırdı. Gel buraya benim canım oğlum. Prensim benim. Yakışıklım. Tamam teyzeciğim. Ben her şeyle ilgilenirim. Ne bakıyorsun öyle? Sen benim şu hayatta tutunduğum dalımsın. Evet. Ama beni bu dünyada en çok teyzem seviyor. Değil mi teyzem? Yanılıyor muyum? Siz iki kardeş neden kavgalarınıza beni de katıyorsunuz bakayım? Tamam o zaman kahvaltıya başlayalım, soğuyor. Ne oldu dostum? Neden bu kadar erken arıyorsun ki? Ne? Ne zaman 11 oldu? Zamanında kalkmamışım. Tabii, elbette ofise gideyim. Bugün önemli bir toplantı vardı. İptal mi etsem? Toplantı kimleydi? Nasıl hatırlayayım şimdi? Evet, elbette. Sadece kiminle toplantım olduğunu söyle. Tamam, sakin ol. Bana duygusal tehdit savurmana gerek yok. Giderim, tamam. Merak etme, görüşürüz, tamam mı? Hoşça kal. Tamam, merak etme. Kendine iyi bak. Bugünlerde biliyorsun korkutucu bir sürü olay duyuyoruz. Neden korkuyorsun ki? 3-4 kızı olup da evlendirmek isteyen aileler var. Bir tanecik kızın var. Gereksiz yere endişeleniyorsun. Bunları yapma. Ne yapayım? Ben de kız annesiyim işte. Korkuyorum. Tehzeebime şöyle iyi eğitimli, düzgün bir kısmet bulayım istiyorum. Şu evlilik mevzuları da son zamanlarda gerçekten epey zorlaştı. Herkes en iyisinin peşinde canım. Tanrım, sanki bir yarış gibi. Bizim zamanımızda kızlar ailelerinin akrabalarından birileriyle evleniverirdi. Ama zamane insanları pek samimiyetsiz. O zamanlar geride kaldı. İnsanlar artık epey hızlı. Kız tarafı erkek tarafına önden ne çeyiz topladıklarını soruyor. Ve eğer açgözlülükten dem vuracaksan hemen söyleyeyim. Erkek tarafı cebi geniş olan taraftır canım. Ne çeyiz alacaklarını bilmek onların hakkı. Ne de olsa kazancı bol bir evlat sunuyorlar. Öyle mi? Peki ya kız tarafı? Onlar gönüllerinden kopan prenses gibi kızlarını sunmuyorlar mı? Bunun hiç mi değeri olmuyor? Endişelendiğim şey çeyiz değil. Tanrı'ya şükür gayet de güzel bir çeyiz dizebiliriz ama erkek? Erkek benim Tehzeebim için hayırlı biri olmalı, yaşıtı olmalı, uygun biri olmalı. Pardon da senin kızın da o kadar da genç değil. Kızlar 26 yaşına gelince olgun meyve sayılıyor. İyi, bol kazançlı birini bulabilirse ne ala, ama her neyse bugünlerde bir erkeği bekleyen 10 kız oluyor. Hepsi de birbirinden güzel ve hoş. Her şey zorlaştı. Ne demek istiyorsun? Yani bir şeylerden taviz vermen gerek canım. Ama benim Tehzeebim daha 26 yaşında. Ama kardeşim, zamani damatları 18'lik bakıyor. Yani yine de bir kısmet var bildiğim. Ama çocuk o kadar da yakışıklı değil. Ama bence görünümünde bir kusur yok. Eğer istersen hemen onlara söylerim ve gelirler. Ama düzgün biri olmalı. O kısmını gerçekten hiç merak etme. Ben bu insanları tanıyorum. Sen güzel bir çay demlersin. Ben de yarın akşam onları getiririm. Hoşça kal. Sabah sana paraya ihtiyacım olduğunu söylemiştim. Hey! Cevap versene. Sana bir şey diyorum. Hayır de bari. Ne var? Şu evde huzurla bir yemek de yiyemiyoruz artık. Dedim ki biraz para lazım. Markete gideceğim. Bir şeyler almam lazım. İhtiyaçlar bitmiyor. O gerekli şeylerin neler olduğunu biliyorum ben. Giyimle, makyajla alakalı olan her şey senin için gerekli zaten. Böyle aptalca şeylere verecek param yok benim. Gece gündüz demeden ihtiyaçlarımız ve Farhan'ın ödemesini yapmak için çalışıyorum. Anlıyor musun bunu? Ne olmuş yani? Erkekler böyle sorumluluklarla ilgilenirler. Dürüstçe söyle. Ben sorumluluklarımı yerine getirmiyor muyum yani? Her ayın ilk günü sana o ay kazandığım tüm parayı veriyorum, öyle değil mi? Nankörlük etme. Yeter ama. Dükkanın kirasını ödedikten ve çalışanların maaşını ödedikten sonra eve ne kalıyor ki? Para ve yiyecek kadının kaderi ve erkeğin de görevidir. Kazandığın para miktarı yaşlanırken senin moda merakın gün geçtikçe gençleşiyor. Şimdi izin verirsen dükkana gidiyorum. Ne çeyiz geleceğini merak ediyorlar. Ne de olsa kazancı bol olan oğullarını sunuyorlar. Anne, ne düşünüyorsun? Hiçbir şey canım. Ben sadece babanın maaşını düşünüyordum şu an. Sana altın takı alacağım bu arada. Zaten kenarda sana ayırdığım birkaç takı vardı. Tüm bunlara ne gerek vardı? Zaten takıda kullanmıyorum. Canım benim. Evlendikten sonra takman gerekecek değil mi? Biliyorsun, katılman gereken davetler olacak. Ama ben davetlere katılmam ki. Katılmalısın canım. Yeni insanlarla öyle tanışabilirsin. Sanki hemen yarın evlenecekmişim gibi konuşuyorsun. İnşallah yakında evleneceksin. Ama insanın her an hazırlıklı olması gerekli. Bak evladım. Gelinin gittiği eve götürdüğü takıları ve çeyizi kızın gururudur. Güçlü bir karakter ve kişilik bir kızın gururudur anne. Zaten çeyizi kabul eden insanların benim gözümde bir saygınlığı yok. Haklısın kızım ama ne yapalım? Gelenek böyle işte. Yapacak başka bir şeyimiz yok. Neden şimdi bunun için endişeleniyorsun anne? Bunun için daha çok zaman var. Akşam oldu. Üstüne bir şeyler getireyim. Sonra da sana çay yaparım. Tamam canım. Bayağı basit, bu örnekler hala satış bölümüne ulaşmadı mı? Efendim, yarın ulaşmış olacaktır. Tamam, o zaman yarınki son toplantımı partiye göre düzenleyin. Peki efendim. Efendim, bu dosyayı da imzalamalısınız. Tamam. Teşekkür ederim. Evet. Dinle dostum. Amma da yalancıymışsın. Ne yaptım ki? Bir yere gitmek istedik. Seni biriyle tanıştırmak istedim. Uzun zamandır seni bekliyordum. Ne kadar meşgul olduğumu görüyorsun. Bu belgeler epey önemli. Eğer onları imzalamasaydım bu konu beklemede kalacaktı. Gidelim mi? Şimdi olmaz. Keyfim yok, tamam mı? Pekala. Yarın akşam benimle beraber gelir misin? Tamam. Önce şu belgeleri tamamlamama izin ver. Sonrasında kahve içelim. Tamam, olur. Alo? Evet, lütfen bir bardak kahve. Teşekkür ederim. Gülüyor musun sen? O deli adama o kadar kızmıştım ki anlatamam. Sonra? Ne sonra? Kızdığımda onu büyük çocuklara şikayet ettim. Onu bir güzel dövdüler. İleride bir kızı kızdırmayı düşünürse o dayağı kesin hatırlar. Sonra ne oldu peki? Ben nereden bileyim? Otobüsüm geldi, bindim gittim ben de. Sen delinin birisin Seher. Neden bunu yapıp durduğunu anlamıyorum. Sana milyon kez araba sürmeyi öğren. Babamın arabası öyle kuzu gibi yatıyor parkta dedim. Ofise giderken kullanabilirsin. Asla olmaz. Benim hiç yol adaptasyonum yok. Arabayı çarparım ve birine zarar verebilirim. Ve senin anlattığına göre o araba uçak gibi büyük. Yani asla olmaz, anladın mı beni? Sus bakayım. Babamın arabasına bir daha öyle deme. Ne diyebilirim ki başka? Of Allah'ım. Öncelikle çok eski, sonra da çok uzun. Yani kendimi resmen tır kullanıyor gibi hissediyorum. Çok utanmazsın. Peki tamam, lütfen bana yiyecek bir şeyler ver. Gerçekten çok açım. Bekle, sana bir şeyler ayarlayayım. Dinle. Neden daha fazla kazanabilmek için bir şeyler yapmıyorsun? Ne yapayım? Daha fazla para getirebilecek ne olursa olsun. Eğer gereksiz şeyler istemeyi kesmezsen bir gün sana çok kötü çıkışacağım Kamar. Para istememin nesi garip ki, Seher büyüdü artık. Ofiste çalıştığı için de ihtiyaçları arttı kızın. Görmüyor musun yoksa? Neden adını ağzına aldın şimdi? Onun maaşını kendine saklıyorsun ha? Vay be Kamarcan. Yani çeyiz için tüm paramı ayırıp biriktiriyorum elbette. Boş versene, başlatma şimdi. Ne kadarını biriktirdiğini biliyorum ben. Tüm paranı kıyafetlere ve makyaja harcıyorsun. O zaman nasıl israf oluyor bu? Bu para onun parlak bir geleceği olsun diye yatırım sayılır. Nasıl oluyor o? Bak. O ofiste çalışıyor, insanlar onu fark ediyor. Bir sürü şeyle ilgilenmem gerekiyor. Şık giyinmek çok önemli, biliyorsun. Kızının büyümüş olması senin umrunda değil tabii. İnsanlar ona bakıp onu beğenecekler. Evlilik teklifi yollayacaklar. Bunu istemiyor musun? Eğer onu beğenmezlerse neden ona teklif yollasınlar ki? Tehzeeb gibi Seher'in da tekliflerin peşinde koşmasını istemiyorum ben. Ha tamam. Bayan Kamarcan, bu sizin yatırımınız ha. Vay be Kamarcan, harika bir iş kadını olduğunu ispatladın. Anladın mı? La havle ve la kuvvete. Senin gibi anneler kızlarının geleceğini mahvediyorlar. Benim masum evladımı nasıl dolduruşa getiriyorsun ha? Ona bunları mı öğretiyorsun? Aptal kadın. Kızlar kısmetlerince evlenir. Evliliğin peşinden koşarak olmaz. Günaydın anne. Günaydın. Hala evdesin, işe gitmeyecek misin? Direkt şantiyeleri ziyaret etmem gerekiyor. Şantiyeye neden tek başına gidiyorsun? Bay Davar'a yollasana. Kendin gidersen çok yorulursun. Bay Davar ilk ziyareti gerçekleştirdi ama son kararı kendim vermek için orada olmalıyım. Ama eğer sen gidersen ben de biraz dinlenirim. İmkanı yok. Sanırım gitmeliyim. Ofise gelecek misin? Aslında uğramak zorundayım. Sen gelecek misin ofise? Bugün gelmeyeceğim. Bugün bazı önemli görüşmelerim var ve sonrasında da amire söz verdim. Bir yere gideceğiz. Tamam. O zaman ben gideyim, olur mu? Peki, görüşürüz. Çöp çatan Şahida aradı. Akşama bize çok iyi insanlar olduğunu söylediği birilerini getirecekmiş. Kendi işleri varmış ve çok düzgün insanlarmış. Canım, Bugün biraz yüksek kalite çay yapalım akşam için, olur mu? Tamam. Ah, teyze, geliyor musun? Sen de gelsene. Neden orada bekliyorsun? Evet, Seher'le tatlı yollamışsınız. Çok teşekkürler. Tabakları geri getirmek için geldim. Peki, sana biraz çay hazırlayayım. Tamam. Hey, Kamarcığan, neden hala orada dikiliyorsun ki? Tamam. Gel otur. Konserve mi yapıyordun? Evet. Kamarcığan, söylesene, kardeşin Nurcihan nasıl? Şimdi daha iyi. Evinde yiyecek sıkıntısı yok. Ne de olsa bir toprak sahibinin karısı. Öksürecek bile olsa hemen paranın musluğunu açarlar. Ah, çok sevindim. Maşallah, Allah'a şükürler olsun. Kardeşim Tehzeeb'in görücüsüne ne oldu? İyi bir kısmet bulabildiniz mi, merak ettim. Ne desem ki Kamarcığan? Kızımın kısmetinde ne yazdığını ben bilemem. İnsanların neden çekip gittiklerini anlamıyorum bir türlü. Ah Kamarcığan. İnsanlar ne yazık ki günümüzde dış görünüşe çok önem veriyor. Sanki tek önemli şey buymuş gibi. Kalbin güzelliğini göremiyorlar. İnsanların o gözlerdeki içtenliği görememesine hayret ediyorum. Şu çöp çatan Şahide aradı. Diyor ki bugün müstakbel damadımızın ailesini getirecekmiş. Lütfen sen de Tehzeeb'im için çok dua et. Allah onu daima korusun. Belki iyi bir kısmet bulur. Elbette, ama bence sorun Tehzeeb'de. Erkek tarafında değil. Ne demek istiyorsun? Şimdi herkes kendi evladını sever. Ama erkek tarafı senin baktığın gibi bakmaz, çünkü ne derler, bir laf var hani, göze değmeyen gönle de erişemez. Lafını hiç duymadın mı yoksa sen? Ha? Bunu duymuş olmalısın. Hey, nereye gidiyorsun? Otursana. Teyzeciğim, dua zamanımı kaçırmayayım. Kardeşim, sakıncası yoksa bir şey söyleyeceğim. Neden sakıncası olsun ki, ne diyeceksin? Bak kardeşim, bir kızı teklif için sunmanın da bir adabı vardır. Sen işi abartıyorsun. Kızı doğru düzgün bir kıyafeti ya da makyajı olmadan kızını sunuyorsun. Sadeliğin modası geçti ama. Ama benim Tehzeeb'im de sadedir Kamarcığan. Allah'a güvenmeliyiz bence. Nasıl istersen öyle. Benim üzerime düşen sana tavsiye vermek ve iyi bir tavsiyeydi. Şimdi bunu dinleyip dinlememek sana kalmış. Ne yapalım? Seher, sen hala burada mısın? Hayır, değilim. Çoktan gittim, göremiyor musun yoksa? Ben zaten eve gidiyordum. O zaman git. Neden burada durdun ki? Neden her şeye kızıyorsun? Gidiyordum zaten. O yüzden durup sordum sana. Çünkü otobüsüm henüz gelmedi. Hem ne zaman beni şoförle bıraktılar ki durup durup böyle saçma sorular soruyorsun bana? Gel, seni bırakayım. Sen delirdin mi? Hem seninle motor tepesinde olmaktansa otobüsle giderim daha iyi. Şimdi git buradan. Saygınlığımı önemsemiyor musun sen? İnsanlar bizi izliyor. Şükürler olsun. Dua ettin mi? Evet anne. Duanı zamanında ettiğin çok iyi oldu kızım. Tamam. Bu akşam güzelce hazırlan ve biraz şık kıyafetler giy. Anne, ne zamandan beri teyzemi dinler oldun söyler misin? Bence haklı aslında. Kamarcığan doğru söylüyor. İnsanlar yapay şeyleri seviyor. Kızlar süsleniyor ve herkes bundan hoşlanıyor işte. Sadelik ve terbiyenin günümüzde bir kıymeti kalmadı artık. Peki böyle yapay insanlara karşı ne yapabiliriz? Olayları akışına bırakacağız medeniyet adına. Ben olduğum şekilde mutluyum. En azından yapay biri değilim. Ve anne, ben Allah'a tüm kalbimle inanıyorum. Sen de inanmalısın. Endişelenme ve teyzemi dinleme lütfen. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Nerede kaldı bu saate kadar? Ofisten eve gelmek hiç kolay değil. Saatlerce otobüsü bekliyorum ve bu topuklu ayakkabılar da işkence gibi. Ya bunları giymeyi bırakacağım ya da tam tersi ofise gelmeyeceğim. Söyle bakalım hangisi? Yüksek topuklu giyen kızlar şık görünür. Ve şık görünen kızlar daha erken evlenirler. Anne yine mi aynı konuya döndük? Neden yaşınla ilgili bu kadar endişelisin? Ben daha 24 yaşındayım. Sadece 24. Kızlar daha hızlı yaşlanıyor ve iyi kısmetler belli bir yaşa kadar gelir tatlım. Ancak 26-27 yaşından sonra adayların tarafından reddedilirsin. Neden etrafına bakmıyorsun ha? Kardeşimiz Bano'ya bir bak, Tehzeeb'e bir baksana. Bu sadelikle ne başardı? Senden sadece 2 yaş daha büyük değil mi? Ve Bano evde oturmuş, taliplerini bekliyor, dışarıya çıkmalı. Teklifler nasıl evin içine kadar girsin? İnsan dışarı çıkınca yeni insanlarla tanışır ama yok. Eğer kızını evde saklamaya devam edersen nasıl iyi bir kısmet bulabilir ki? Anne lütfen kes artık. Neden devamlı aynı kişiden bahsediyorsun ki? Evet, o senin her şeyin biliyorum. Ben sadece onun iyiliği için konuşuyorum. Bu nasıl teyzemin suçu olabilir söylesene. Teyzemin nasıl olduğunu biliyorsun. Çalışmak gibi bir hevesi yok zaten. Her neyse. Bu insanlar bir tuhaf. Nereye gidiyorsun? Tehzeeb'le buluşmaya. Bu kız da bir türlü evde oturamıyor ki. Demek gelmişsin. Günün nasıl geçti? Mükemmel. Aynı sıkıcılıktaydı. Patronum bana taktı resmen. Her gün nerede kaldığımı sorup duruyor. Sanki onu ne ilgilendiriyorsa. O zaman sen de her gün geç yatma. Geç yatmıyorum. Hazırlanırken gecikiyorum. Peki güzellik yarışmasına gidecekmişsin gibi hazırlanmasan? Tehzeeb. İnsan bir yere gidiyorsa derli toplu görünmelidir bence. Her neyse boş ver, kendinden bahset. Duyduğuma göre görücü gelecekmiş sana. Teyzem söyledi. Evet, annem her gün bunun peşinde. Baksana, sen biraz yorgun görünüyorsun. Ben sana hemen bir yemek hazırlayayım. Hayır, ben aç değilim. Anlatsana ne zaman geleceklermiş? Hem belki gelip seni hazırlarım, ne dersin canım? Buna gerek yok. Sadece beni görmeye gelecekler. Öyle evlenmek için gelmiyorlar. Ben kendim hazırlanırım. Pek güvenemedim ama şimdi sana. İnsanların karşısına nasıl giyinip çıkacaksın? Hayır, en azından üstümü değiştireyim. Ben gelirim seni hazırlamaya, olur mu? Bu halde gidemezsin. Tehzeeb, hazır mısın canım? Bu da ne böyle? Ne giymişsin? Hadi otur şuraya, ben seni hazırlayayım, olur mu? Seher, ben hazırım. Ama Tehzeeb lütfen. Bak Seher, endişelenmene hiç gerek yok. Gelen kişi benden hoşlanan biri. Beni böyle beğenecektir. Of Tehzeeb, kimseyi dinlemiyorsun. Seninle tartışacak değilim ama nasıl istersen öyle yap. Sen kendini daha iyi tanıyorsun sonuçta. Evet, kesinlikle öyle. Kızım, burada ne yapıyorsunuz? Sen hazır mısın? Şahide aradı. Yola çıkmışlar bile çoktan. Evet anne, hazırım. Bu kız beni hiç dinlemiyor. Bu sade haliyle onu beğenirler mi acaba? Aklından neler geçtiğini çok iyi biliyorum teyzeciğim. Sadece bu kızın bizi hiç dinlemediğini düşünüyordum. Söyleneni yapar aslında. Ama bu konuda inat etti. Diyor ki eğer biri onu cidden beğenecekse böyle beğenmeliymiş. Ona işlerin o kadar da basit olmadığını nasıl anlatabilirim? Beni bu konuda bir türlü anlamıyor kızım. Neden onunla sen konuşmuyorsun? Belki seni dinler. Teyzeciğim, sence ben ona bir kelime de olsa bir şey diyebilir miyim? Tabii düşünecek olursak eğer seni bu konuda dinlememişse beni neden dinlesin ki? Endişelenme teyze. Bak görürsün. Her şey yolunda gidecek. Tamam, sen şimdi burada rahatça otur ve misafirleri bekle. Ben de gidip mutfakta yardıma ihtiyaçları var mı diye bir bakayım. Hı? Her gün yeni insanlar sana görücü geliyor. Hı? Ne dedin? Sen de onlara çay hazırlıyorsun ve gidip önlerinde oturuyorsun. Çok tuhaf geliyor bana. Yani bunu nasıl yapıyorlar anlayamıyorum doğrusu. Ben asla yapamazdım. Senin sabrına gerçekten hayranım. Sen bunları yapamayacak mısın? Hayır. Ben farklı düşünüyorum bu konuda, öyle değil. Yani eğer evleneceksem bu bir aşk evliliği olmalı. Kendine birini seçmek şu aptallara talip olmaktan iyidir diye düşünüyorum. Bunu asla kabul etmezdim. Peki tamam, ama benimle geleceksin değil mi? Neden seninle gelmem lazım? Tüm bunları tek başıma mı yapayım? Tamam, benim bir işim var, onu yapayım, sonra da kapı arkasında seni beklerim, olur mu? Hayır, öyle daha da garip olur. Bana kapı arkasından yardım eden bir cadı var sanırlar. Tamam canım, sen bu tepsiyi al, ben çayı getiririm o zaman. Tamam ama acele et, yoksa çay soğur. Nihayet geldi. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Ve aleykümselam. Maşallah, son derece sade ve edepli biri. Evdeki tüm işleri kendi halleder. Evdeki tüm sorumluluğu kendi üstleniyor diyebiliriz. Bir şeyi anlayamadık Tehzeeb kızım. Çifte master yaptığın halde neden işe girmedin? Teyze, okul okumakla işin bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Hem para her sorunun çözümü değildir. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Otur kızım. Kim bu kız? Seher benim yeğenim ve Tehzeeb'in en yakın arkadaşı. İkisi tıpkı kardeş gibilerdir. Maşallah. Buyurun lütfen, bir şey almaz mısınız? Bunları sen mi yaptın kızım? Çok lezzetli. Hayır, ben yapmadım. Tehzeeb yaptı. Sen ne yaptın peki? Ben sadece çalışmayı biliyorum. Bu ev işleriymiş, yemek pişirmekmiş falan hiç bana göre değil. Aa, bakınca belli oluyor. Maşallah iki kız da pek hoş.